arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün ilginç bir şey yapacağız yine. Bu sefer değiştirmedim, bu sefer ilginç dedim. Bugün sizlerle birlikte bir Instagram'da, Pinterest'te yani internette gördüğümüz değişik DIY'ları deneyeceğiz. Ben çok güzel olacağını inanıyorum, ben de çok heyecanlıyım. Nasıl olacağını inanın henüz bilmiyorum. İlk olarak slime yapmakla başlıyoruz arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. Biz kaç kilo yapacağız bilmiyorum ama slime yapmayı deneyeceğiz. Ben güzel olacağını inanıyorum. Bence güzel olacak. O yüzden bunu hemen yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi biliyorum çok fazla YouTube'a bu tarz 35 kilo slime, 45 kilo slime, 70 kilo slime, hatta variler içinde bile slime yapıldı ama ben ilk defa deniyorum. Burada borakslarım var. Malzemeleri hazırladım. Simler var. Burada boya var. Morla yapmayı düşünüyorum. Daha bir böyle galaksi şeyli, böyle temalı olsun diye. Bakalım nasıl olacak? İlk olarak tabii ki olmazsa olmaz. Neydi bunun adı? Tutkalı boşaltıyorum. Bizimki kaç kilo olacak bilmiyorum arkadaşlar ama şu an. Hoş, elime korkak alıştırmayacağım. Çok güzel kokuyor bu arada. Bu kokuya böyle çocukluğumdan beri bayılırım ama şu an ne oluyor? Tamam. Dibini seyirci bir sıyırmasın. Gerçekten parmağımı yalayasın geldi şu an. Şimdi suyumuzu dökeceğiz. Oh. Şimdi bunun tamamını döktüm. Bilmiyorum yeterli olacak mı ama karıştırmaya başlıyorum. Karıştırmak için de mutfağımızdaki böyle bir yemeklerde kullanılan kaşığı seçin arkadaşlar. Gerçekten anneniz çok mutlu olur buna. Mor döküyorum, ben mor dökeceğim. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Şu an çok tatlı oldu yalnız. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Allah kahretsin, üstümüze dökmüyoruz. Parmağım sokasım var ya. Soksam ne olur? Her yerim mahvoldu zaten. Sokacağım. Pislik yaptık. Gerçekten pislik yaptık arkadaşlar. Ellerimiz biraz batmış olabilir ama şimdi ne yapıyoruz? Boraksımızı katıyoruz. Boraksımız böyle. İnternetten aldım bunu. Normalde nereden bulunur bilmiyorum. Açıyorum. Açamıyorum. Şimdi en heyecanlı kısım arkadaşlar. Boraklı suyumuzu katıyoruz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şimdi simimi döküyorum. Ama bu çok 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 tatlı oldu. Ve mor simi de dökeceğim tekrardan. Birazcık daha dökeceğim. Aa, bu da çok güzel oldu. Morun üstüne mor sim çok güzel oldu. Bence gayet başarılıyız yani. Slime ustası olabiliriz. Arkadaşlar şimdi kaşığı bırakıyoruz ve asıl önemli kısma geliyoruz. Nasıl çok güzel oldu. Ya biraz iğrenç geliyor insana. Ben slime'ı neye benzetiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Uzaylı dışkısı. Gerçi uzaylılar niye böyle güzel şey yapıyorsun ki? Canlı gibi değil mi? Slime'ların bir ruhu olduğuna inanıyorum. Bunu kafama koysam ne olur? Yapışır mı bir yerlerine? Şimdi Allah belim ağrıdı burada sana şey yapacağım diye dur. Şimdi büyük bir deneydeyiz artık. Çiki 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 çiki. Deres. Der. Motherfuckers. Deres. Bak 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 bak. Meryem. Böbrek. Gerçek bir böbrek. Ya. Sana hani şey derler ya böyle avucunun büyüklüğü kadar kalbim var. O zaman benim kalbim şu kadar mı ya? Şöyle bir şey yani. Bence kalbim. Şöyle bir şeydir. Bence bu kadar. Bu kadar bence. Al kalbim. Kardeşim. İkinci olaraksa arkadaşlar, bu da son zamanlarda inanılmaz meşhur. Bunu galiba ilk önce bir Japon yapmış ya da bir Çin. Öyle bir şey bilmiyorum. Belki de Kore'dir. Bilmiyorum ama Japon'du galiba. Şu ekranda görmüş olduğunuz yağmur damlası kekini yapacağız. Bilmiyorum nasıl olacağını. Gerçekten merak ediyorum. Kalorisi de çok düşükmüş. Bakalım nasıl olacak. Biz de yapmayı deneyelim. Bakalım. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Bunu yapmak için de böyle şeffaf, böyle değişik bir kek oluyor. Böyle ruhu varmış gibi ama gereken tek şey böyle agar agar. Agar agar da internetten bulabilirsiniz. Ve su aynı zamanda birazcık tatlı olması için, yani tadı ihtiyacımız var. İsterseniz vanilya ekstrası galiba o sıvı olanlardan koyabiliyorsunuz. Ya da pudra şekeri koyabilirsiniz. İlk olarak su koyacağız. Bildiğiniz su koyacağız arkadaşlar ve ding ding ve tabii ki şey koyacağız. Agar agar. İlk olarak şimdi göz kadar ne kadar ben kek yerim diyorsanız o kadar su koyacağım içine kabımın. Kafanıza göre koyabilirsiniz. Şimdi agar agarları ekleyeceğim. Ölçülerini tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ve şimdi ne yapacağız? Ve şimdi bunu karıştırmamız gerekiyor. Ve karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Pek güzel gözükmüyor ama çok ilginç. Bu yüzden şimdi bunu ocağa koyacağım. Kaynatmaya başlayacağım. Daha sonra da bakalım nasıl olacak. Bakalım tripod kanka. Allah. Vallahi arkadaşlar ben tam olarak ne kadar sürede karıştıracağımızı bilmiyorum. Ama göz kararı, bence kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Neden böyle bizimki çamurlu su gibi oldu onu bilmiyorum. Şeffaf olması gerekiyordu. Belki şeye fazla kaçırmış olabiliriz. Bu arada agar agar da agarıyor. Akla gelmiyor. Bir de şey geliyor benim aklıma. Agar agar kader bize ne yazar. Bu arada bir kadar hamar atın yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kıvamı bir değişik oldu. Gördüğünüz gibi ben bunları böyle doldurdum. Umarım bunlar arkadaşlar buzdolabına girdiğinde böyle katılaşacak ve jel kıvamlı olacak. İsterseniz içine çilek vesaire atabilirsiniz. Çok tatlı olur. Şimdi bunları dolaba koyacağım. Ve dolaptan umarım çıktığımda güzel
çok heyecanlıyım. O zaman let's go. Gelecekteki Meryem sana buradan selam. Hayır. Çok değişik oldu. Kakadan çıktı olmuş ama ya keşke şeffaf olsaydı. Dediğim gibi siz çok fazla agar agar abartmayın. Kendim büyük bir riske atacağım ve bunun tadına bakacağım. Gerçekten korkuyorum ya. Üçüncü olarak yine bunu internette gördüm. Bu bana çok 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 enteresan geldi. Ben Ninja Kaplumbağaları çok severdim. Ninja Ninja Turtles. Öyle bir şey yanımda, yani şurada gördüğünüz şeyi yapacağız. Reflektör, sensör, sensörlü öyle bir şey. Öyle sensörlü şişe veya... Şu an ismini unutmam arkadaşlar. Aşağıya şuraya yazdım. Evet arkadaşlar, biz bunun böyle Ninja Kaplumbağası yap. Ben en uygun şişe olarak bu kolonya şişesini buldum. Ben bu kolonyayı birazdan gidip boşaltacağım. Bim'den aldım bu arada. Bim'de bulabilirsiniz. Güzel de kokuyormuş. Yazık olacak aslında. Gerçekten güzel kokan bir kolonyaymış. İncir kolonyasıymış. Ya lazım olan malzemelerimiz arkadaşlar. Bunu Rafael yapacağımız için, Rafael'in de göz bandı turuncu olduğu için. Bunun bir şey elektrik bandı zaten. Her yerde var. Bir de böyle içine bir şeyler atacağım. Çünkü şey yani çünkü. Ve bebe yağı lazım. Çünkü bebe yağı lazım. Çünkü böyle suyun içinde bulanmaması gerekiyor. Yağ beyaz olduğu için onu bulanmıyor şekilde olunca. Ve hemen şimdi gidiyorum arkadaşlar. Ve bunu boşaltıyorum. Geliyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi banyodayım ve şunu boşaltacağım. Batarken güneş ardından tepelerin veda vakti gelmedi henüz. Meryem canı sevenlerin. Bunu çıkartmamız gerekiyor buradan. Yeeey! Çıkarttım ve elveda sana incir kolonyası. Ve bu arada üstüne bunu da sökmemiz gerekiyor. Bunu nasıl sökeceğiz? Aa, kolayca söküldü. Keşke her şey bu kadar kolay yoksa. Bunu çıkartıyoruz. Bunu döküyorum şu anda ben. Kolonyamızı döküyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyu böyle yarısına kadar doldurdum. Ben önce düşündüm ki yağ koymadan önce birazcık yeşil boya koyacağım ki neden? Ninja Kaplumbağa yapıyoruz. Bu kapağın yeşil olanı bulursanız arkadaşlar daha güzel olur. Çünkü bizim bakın böyle pembe peruk takmış gibi bir Ninja Kaplumbağamız olacak. Ama olsun. Şimdi bu yeşil boyadan çok az koyacağım ama. Böyle bütün renginin yeşil olmasını istemiyorum çamur gibi. Diret 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 diret. Feti çıkartıyorum. Üste doğru döküyorum. Ne olacak? Bebe yağı yağlar bize kalacak. Şimdi Michelangelo'nun, Michelangelo değil, Michelangelo mu? Evet, Michelangelo'nun göz bandını yapacağız. Değil mi Splinter Usta? Michelangelo kardeşim. Aptal fakat sevimli kaplumbağa. Pizzayı çok seviyordu bile. Benim en sevdiğim oydu o yüzden. Peki ben bunu karıştırsam ne olacak? Ben bunu merak ediyorum. Karıştıralım. Bunu böyle çalkalıyorum, 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 çalkalıyorum. Asla değişmiyor, asla şeyine geçmiyor. Hatta belki yani öldü, bayıldı. Biraz kız oldu. Michelangelo değil de sanki Michelle oldu ama bizimkisi. Kirpiklerden ötürü oldu işte o da. Arkadaşlar isterseniz böyle bıyık takım, böyle kedi gibi bir şey olabilir. Aa böyle daha tatlı oldu sanki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu pembeliği de kapattım. Bence daha güzel oldu. Böyle bu şekilde bence daha bir... Yani Ninja Kaplumbağalar anımsattı. Anımsatması da yani böyle daha bir tatlı oldu. Bence. Ve çık. Sensory bottle. Ben çok tatlı olmadım ya. Ay ben fena alıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar son olarak da şu yanında görmüş olduğunuz karpuz şeklinde pompon yapmayı deneyeceğiz. Bana inanılmaz kolay geldi. Ya güzel olabilir diye düşündüm. O yüzden bunu da denemek istedim. Hemen başlayalım. Özellikle yazın temasına da uygun böyle karpuz şeklinde bir ponton yapmayı deneyeceğim. İşte bunun için gerekli olan malzemeler zaten pembe, yeşil, beyaz bir de siyah ip lazım. Aynı zamanda şöyle bir şey kestim arkadaşlar. Kartonlardan bunu gördüğünüz gibi böyle bir nal şeklinde kesebilirsiniz. Yalnız iki tane olması lazım. Bu böyle iki tane kestim bunu. Şimdi başlıyorum. Pembe bir karpuz olacak yani ve ben çok tatlı olacak. You don't own me. No, you don't have to say. Neyse arkadaşlar, size bu işkenceyi daha fazla yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunu dolamaya başlıyorum. Yani güzel bir şekilde dolayın bunu. Arada aralarına çekirdekleri de ekleyeceğiz. Siyahla bu arada. Siyah neden gerekli? O yüzden gerekli. Just come ready. Neyse. Doluyorum, doluyorum, doluyorum. Bunu... Şimdi arkadaşlar beyaz olanı dolayacağız. Arkadaşlar şimdi de karpuzumuzun kabuğuna geçiyoruz. Yani dış kabuğa. Şimdi bununla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar yeter. Çok fazla doladım ben. Şunu şimdi buradan keseceğiz. Bir şey bağlamamıza gerek yok.
Evet arkadaşlar, yine bunu kesmeye çalışırken ben az önce yine parmağımı kestim, bir şeyler oldu. Yine parmağımızı kestik yani, ama gördüğünüz gibi bunu bağladım, ortasına ve çıkartıyorum. Şimdi bunu tıraş etmem gerek. Evet arkadaşlar, yani ben az öncekini yapamadım, sinirim bozuldu, makasını kesmedim, tıraş edemedim. Çok sık yapmışım yani, çok kötü oldu. Ve sonra bir tane de kırmızıyı denedim ve böyle oldu arkadaşlar. Yani bu kadar yapabildim. Bilmiyorum ben mi çok beceriksizim, yoksa o resimdeki gibi asla olmuyor mu? Yani bu yalan bir resim mi? Bu yani, en fazla bu. Az önce yapmaya çalıştığımı da göstereyim size. Olmayanı. Şunu bir tıraş edebilseydim belki güzel olacaktı da yani bu kadar oldu. Bilmiyorum. Bir garip yani. Hoş değil bence. Çok güzel olmadı. Ama bu yine bir nebze daha iyi. Evet arkadaşlar, ya umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Bence çok eğlenceli bir videoydu. Ben çok eğlendim yani yaparken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir benim gibi. Yani bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.